Hücre bölünmesinin mekaniğine girmeden önce DNA konusunda kullandığımız kelimelere şöyle bir bakarsak çok iyi olur. Şimdi birbirine benziyor gibi görünen bir sürü kelime var. Ama aslında bütün bunlar çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Öncelikle DNA'nın nasıl daha fazla DNA ürettiğinden, yani nasıl kendini kopyaladığından bahsedeceğim. Ayrıca nasıl protein ürettiğine de değineceğim. Aslında DNA videosunda bundan biraz bahsetmiştik. Hatırlayanlarınız vardır. DNA'dan küçük bir kesit çiziyorum şimdi buraya. A, G, T, hatta bir tane daha T olsun. Sonra iki tane de C. Böyle devam ediyor. Ve tabii ki çift sarmal. Yani birbirine karşılık gelen bazları var. Şu renkte çizeyim. Birbirine karşılık gelenleri buraya yazıyorum. A'ya T, G'ye C, ki burada hidrojen bağı oluşturuyorlar. T'ye A, T'ye A, C'ye G ve C'ye G. Ve tabii bu şekilde devam ediyor. Evet, bu DNA'nın gerçekleştirmesi gereken birkaç süreç var. Mesela vücut hücrelerini ele alalım. Deri hücrenizin birçok versiyonunu üretmek için DNA'nızın kendini kopyalaması gerekir. Bu sürece DNA'nın kendini kopyalaması anlamına gelen replikasyon adı verilir. Yani neymiş replikasyon? DNA'nın kendini kopyalaması. Peki bu DNA nasıl kendini kopyalıyor? Hani fotokopi makinesine koyup çekiyor değil herhalde, değil mi? İşte DNA'nın ne kadar güzel yapılandırıldığı ile ilgili güzel noktalardan biri de budur. Bu replikasyon. Çok basitleştirilmiş şekilde size anlatmaya çalışacağım. Olay şu. Buradaki iki DNA dizisi ayrılıyor. Fakat bu olay kendi kendine olmuyor. Nasıl oluyor? Bir dizi protein ve enzim bu süreçte yardımcı oluyorlar. Sonraki videolarda moleküler biyoloji konusunda bu konuyu tekrar anlatacağım. Yani bu diziler birbirinden ayrılıyor. Onu şuraya koyayım ve diğer diziyi de alayım. Yok yok, bir dakika, çok büyük oldu. Evet, işte bu şekilde böyle oldu. Birbirlerinden ayrılıyorlar. Peki bu iki dizi birbirinden ayrıldığında ne olabilir? Şuradakileri sileyim. Evet, burada çift sarmal var. Bas çiftlerini de görüyorsunuz. Bu iki dizi birbirinden ayrıldığında ne yapabilirler? Birbirleri için adeta bir şablon görevi görebilirler, değil mi? Bu dizi burada tek başına dururken birdenbire bir timin bazı geliyor ve buraya katılıyor. Yani nükleotidler sıralanmaya başlıyor. Timin, sitozin, adenin, guanin ve bu şekilde devam ediyor. Şu tarafta ise, yani eskiden mavi kısma bağlı olan yeşil tarafta da aynı şeyi gözlemleyeceğiz. Adenin, guanin, timin, sitozin. Şimdi ne oldu? Bu iki dizi ayrılarak ve tamamlayıcı bazlarını kendilerine çekerek aslında molekülü kopyalamış oldular, değil mi? İleride bunun moleküler biyolojisine gireceğiz. Onu tekrar belirteyim. Ama temel süreç bu şekilde. Yani DNA kendini böyle kopyalıyor. Böyle replikasyon geçiriyor. Özellikle mitoz ve meyoz bölünmeden bahsederken, işte replikasyon bu aşamada oluyordu diye hatırlayabilirsiniz. DNA videosunda da bahsetmiştim aslında ama sık duyacağınız kelimelerden biri de transkripsiyon. O videoda DNA'nın kendini nasıl kopyaladığından ayrıntılı bahsetmemiştim ama bu çift sarmalın tasarımıyla ilgili en güzel şeylerden biri de kendini kopyalamasıdır. Yani iki ip veya sarmal birbirinden ayrılıyor ve diğeri için şablon görevi görüyor. Transkripsiyonsa DNA'nın proteine dönmesi için gerekli olan aşamadır. Fakat transkripsiyon ortadaki aşamadır. DNA'dan mRNA'ya geçilen aşamadır. Daha sonra bu mRNA hücre çekirdeğinden ayrılır ve ribozomlara doğru gider. Biraz sonra bahsedeceğim. Transkripsiyon aşamasında da bu ikisi ayrılır. Bir tanesi şurada, diğeri ise burada. Aslında sadece yarısını çizsem daha iyi olacak. Şu kısmı siliyorum.
Evet. Sadece yeşil kısmın transkripsiyonunu yapalım. Şurayı silelim. Evet. Nükleotidler burada olduğu gibi deoksiribonükleik asit yerine ribonükleik asitle eşleşir. Yani RNA ile. RNA'yı pembeyle çiziyorum. Yani RNA bununla eşleşecek. DNA tarafındaki timin adeninle eşleşecek. Şurada guanin var. RNA olduğunda timin yerine urasil var. Daha sonra sitozin, sitozin ve böyle devam ediyor. İşte mRNA. Bu aşamada mRNA da ayrılır ve çekirdeği terk eder. Sırada translasyon var. Protein sentezi dendiğini de duymuş olabilirsiniz. mRNA'dan küçük transfer RNA'sı yani tRNA'ya gidiyor. Hatırlarsanız bunlar amino asitleri mRNA'ya taşıyan kamyonlardı. Tüm bunlar ribozom denilen hücre bölümünde oluyor. Translasyon mRNA'dan proteinlere gidiyor. Şuradaki eleman ayrılıyor, çekirdeği terk ediyor. Daha sonra tRNA'ya ait yükleyiciler geliyor. Nedir bunlar? Adenin, guanin, guanin, işte tRNA. Bu bir antikodondur ve 3 bas çifti vardır. Bir miktar amino asit de buna bağlıdır. tRNA'ya devam edelim. Urasil, sitozin ve adenin. Bunlara bağlı olan farklı bir amino asit var. Amino asitler birbirine bağlanır ve bu uzun amino asit zinciri yani proteini oluştururlar. Proteinler bu karmaşık ve garip şekilleri oluşturur. Özetlemek gerekirse DNA'dan başlayalım. DNA'nın kopyasını yapıyoruz. Ve buna ne diyorduk? Replikasyon. DNA'dan başladık ve DNA şablonundan mRNA üretiyoruz. Buna da ne diyorduk? Transkripsiyon diyoruz. Bilgiyi bir biçimden başka biçime yazıyoruz. Yani transkripsiyon. mRNA hücre çekirdeğini terk ederse, hatta hemen bir hücre çizeyim şuraya. Hücre yapısına sonra bakacağız zaten ama işte hücremiz bu. Tüm DNA'nın bulunduğu hücre çekirdeği burada ortada. Replikasyon ve transkripsiyon burada gerçekleşiyor. mRNA hücre çekirdeğinden çıktığında ribozomların içinde translasyon ve proteinler oluşuyor. Yani mRNA'dan proteinlere geçişe ne diyormuşuz? Translasyon diyoruz. Bir nevi genetik koddan protein koduna çeviri yapıyoruz gibi düşünün. İşte bu kelimeler konuyu anlamamız adına çok önemli. Farklı süreçlerden bahsederken doğru kelimeyi seçmeye dikkat etmelisiniz. DNA ile ilgili başka kelimeler de var ama ilk öğrendiğimde bana inanılmaz karışık geliyordu. Şimdi bu kelimeleri yazayım çünkü hepsi yeterince zor. Kromozom, kromozom, kromatin, kromatin ve kromatid, kromatid. DNA'dan zaten bahsetmiştik. Çift sarmal vardı. Yakınlaştığımızda aslında iki farklı sarmal ve bas çiftlerinin birleştiğini görürüz. Açıklamak istediğim bir şey var. Şu yeşil çizgi aslında çift sarmal. Bu çift sarmal histon denilen proteinlere sarılır. Mesela şurada sarılmış, burada da öyle. Ve işte histon denen proteinler de burada. DNA'ya yapısını veren bu proteinlerle, ki bu proteinler sarmal olmaya devam edecek ve hücrenin hayatında hangi etapta olduğuna bağlı olarak yapıları değişecek. Nükleik asit olan DNA'dan bahsederken proteinlerden de bahsediyorsanız eğer, kromatinden bahsediyorsunuz demektir. Yani DNA artı DNA'ya şeklini veren yapısal proteinler. Ben bu hücre çekirdeklerini her çizdiğimde aslında çok iyi tanımlanmış yapılar çizdim demek. Evet, hemen bir hücre çekirdeği çizeyim. Bir tanesi bu, belki daha kısa olan da vardır. Bir de homolog kromozomları çizelim. Yani ben bu kromozomları çizdim, öyle değil mi? Bir önceki videoda çizdiğim kromozomların her biri aslında DNA'ya ait çok uzun yapılar. Birbirine sıkıca sarılmış yapılar olarak düşünün. Eğer yakınlaşırsak bir ipliğin şöyle olduğunu görürsünüz ve kendi kendine sarılmış bir biçimdedir.
Varyasyon videosunda homolog kromozomlardan bahsetmiştim. İşte o da burada. Bu kromozom aynı genleri kodlar ama farklı bir versiyonu vardır. Mavi olan babadan geldiyse, kırmızı da anneden gelmiştir. Ama aslında aynı genleri kodlar. DNA'nın mesela babamdan aldığım ve bu yapıdaki tek bir zincirinden bahsederken kromozom ifadesini kullanırım. Bir şeyi hemen açıklayayım. DNA bu şekli sadece bazı evrelerde alır. Yani hücre bölündüğünde. Daha doğrusu hücrenin bölünebilmesi için önce DNA'nın bu belirli şekli alması gerekir. Hücrenin yaşam süresinin çoğunda, yani DNA işini yaparken, protein üretirken veya proteinlerin transkripsiyonuyla translasyonunu yaparken DNA hep böyle sarıp sarmalanmış bir biçimde değildir. Öyle olsaydı eğer, replikasyon ve transkripsiyon mekanizmasının DNA üzerinde çalışması ve protein yapması zor olurdu. Yine aynı hücre çekirdeğini çizeyim. Normalde DNA'yı normal ışıklı bir mikroskopla bile göremezsiniz. DNA ipliği o kadar incedir ki hücre çekirdeği ile temas etmez. Siz de belki çizmeyi deneyebilirsiniz benimle birlikte. Bir de daha kısa olan bir iplik var. Evet, doğru düzgün görülecek bir biçimde bile değil. Şuradaki gibi iyi, belirli bir yapısı yok. Normalde olanı bu. Yine daha kısa olan iplik var. İşte DNA ve proteinlerden oluşan karmaşık ortam bu şekilde. Buna da kromatin deniyor. Bu ortama ne deniyormuş? Kromatin. Kelimeler çok kafa karıştırıcı ve belirsiz olabiliyor. Tamam, bunu kabul ediyorum. Ama genel olarak şöyle düşünün. DNA'nın iyi tanımlanmış yapısında bu iyi tanımlanmış zinciri görüyorsanız eğer, bunun adı kromozomdur. Kromatin ise kromozomun yapısını, yani DNA ve ona şekil veren proteinlerin karışımını veya bu karma karışık birçok kromozomdan ve proteinden oluşan bu yapıyı kastediyor olabilir. Bir sonraki kelimemiz kromatit. Bu kromatit dediğimiz şey de nedir? Bunlara isim verdim mi hatırlamıyorum ama kromozoma yapı kazandıran veya kromatin yapan bu proteinlere histon deniyor. Söylemiş miydim? Histon. Farklı düzeylerde de yapı kazandıran birden fazla tür var. Daha sonra detaylarını konuşacağız. Peki, bu kromatit nedir? Şu normal halindeki DNA'm olsun, tamam mı? Bir versiyon babamdan, bir versiyon annemden. Diyelim ki DNA kendini kopyalıyor. Babamdan gelen versiyon, yani büyük bir DNA ipliği, başta şöyleyken kendinin başka bir versiyonunu daha üretiyor. Eğer mekanizma doğru çalışmışsa, ikisi de aynıdır. İşte o da şöyle gözükecek. Başta bunlar birbirine bağlıdır. Bağlandıkları kısma sentromer denir. Neymiş? Sentromer. Yani iki iplik olsa da bunlar aslında birbirlerine bağlılar. İşte şu bir iplik, şu da diğeri. Ya da başka bir şekilde çizeyim. Şu bir iplik, şu da diğer iplik. Elimde iki kopya var. Tamamen aynı DNA'yı kodluyorlar. Buna hala kromozom diyoruz. Yani şunun bütününe kromozom diyoruz. Fakat her bir kopyaya kromatit diyoruz. İşte şu bir kromatit, bu başka bir kromatit. Bazen bunlara kardeş kromatitler denir. Belki de ikizdense daha doğru çünkü aynı genetik bilgiyi taşıyorlar. Yani bu kromozomun, buradaki kromozomun iki kromatidi var. Replikasyondan, yani DNA kendini kopyalamadan önce bu kromozomun bir kromatidi olduğunu söyleyebilirdik. Gerçi genelde bir kromozom içinde iki kromatit olduğunda kromatit kelimesi kullanılıyor. Mitoz ve mayoz bölünmede de bu iki kromatin ayrılacağı ve ayrılınca eskiden kromatit dediğimiz DNA ipliğine kromozom dendiğini göreceğiz. Bir tanesi şöyle olsun, diğeri de belki bu yöne doğru ayrıldı diyelim. Bunu yeşille çizeyim. Turuncuyla çizdiğimde belki bu yöne doğru ayrıldı. Yani sentromerle artık birbirlerine bağlı olmadıklarında iki kromatitli kromozom dediğimiz şeye İki ayrı kromozom diyeceğiz.
veya her biri bir kromatitten oluşan iki farklı kromozom da diyebilirsiniz. Umarım bu videoyu izledikten sonra DNA konusunda kullanılan kelimelere aşina olmuşsunuzdur. Yani şunu itiraf etmem gerek ki benim her zaman kafam karışmıştır. Yine de meyoz ve mitoz konusuna geldiğimizde ve kromozomlar kromatide dönüştü dediğimde artık bir kromozom nasıl iki kromozom oldu veya bir kromatit nasıl kromozoma dönüştü gibi sorular sormanıza gerek kalmamıştır umarım. Aslında hepsi kelimeleri bilmeye dayanıyor, kavramları iyi öğrenmeye. Şuna kromozom ve şuradaki her birine ayrı ayrı kromozom da diyebilirdim ama bu şekilde isimlendirilmiş. O yüzden böyle diyoruz. Bitirmeden belki de merak edenleriniz vardır. Kromo kelimesi nereden geliyor, değil mi? Bazı eski fotoğraf filmlerine kromo renk denirdi. Bilmem bunu hatırlar mısınız ya da bilir misiniz? Kromo, renkle ilgili demek. Sanırım renk anlamına gelen Yunanca kelimeden geliyor. Peki neden bu kelime kullanıldı? İnsanlar hücre çekirdeğini ilk incelediklerinde mikroskop ışığı altında kromozomları görmek için boya kullanırlardı. Ve kromozom dediğimiz bu şeyler de bu şekilde boyanmış olurdu. Zom da vücut anlamına geliyor. Yani kromozom, boya, vücut. Boyalı vücut. Yani kromozom deyince aslında boyalı vücut demiş oluyoruz. Kısacası bu. Evet, umarım kromozom, kromatit ve kromatin kelimelerini artık daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi mitoz ve meyoz bölünme konusunu çalışmaya hazırız.